Şimdi elimi biraz daha bastırıp burayı inceltmem lazım. Dikkatle izle. Nasıl bir şey olacak merak ediyorum. İşte burası vazonun ağız kısmı. Galiba biraz daha kil lazım. Yoksa beklediğimizden küçük bir vazo olacak. Ben hemen biraz yoğurayım o zaman. Hızlı olman lazım ama. İşte bu kadar. Çamurumuz hazır. Hı? Hazır mı? Daha 2 dakika bile olmadı. Bakalım. Kısmı hallettik. Burası biraz zorlayacak gibi. Sonrası kolay. Nasıl gidiyor Ali? Tahtaları birbirine çevirdim. Şimdi sırada ne var? Geldik en zor kısma. Makarayı yerleştirmemiz gerekiyor. Vazomuz da hazır. Bu vazo mu? Tamam, kabul ediyorum. Mükemmel olmadı ama gayet iyi bence. Yani sanki biraz olmadı mı? Ne? Yok yani pek tersi düzü belli olmuyor sanki. Evet, galiba bir yerde hata yaptım. Mehmet, Çınar bizi çağırıyor. Zeynep'le Ali nerede? Buradayız. Ha? Nerede ki bunlar? Bilmem. Allah Allah. Hey, yukarı bakın yukarı. Bu da ne böyle? Vay, gözlerime inanamıyorum. Şunlara bak. Sizce de harika değil mi? Bu arada Çınar bizi bekliyor. Geç kalmayın bence. Ne yapalım? Biz de koşalım bari. Patron. Patron. Burada mısın? Allah Allah. Bu saatte nereye gitti ki? Hı? Bu da ne böyle? Yoksa bana sürpriz mi yaptı? Buldum. Doğum günü sürprizi bu. Ama bir dakika. Benim doğum günüm 2 ay sonra. Öcü! Ne? Öcü mü? O kadar mı korkunç görünüyorum ben? Hiç öyle olur mu patron? Birden öyle karşıma çıkınca... Yoksa sen gördüğüm en karizma insansın. Öyleyim değil mi? Hem de ne karizma. Şu gözlerin keskinliğine bir bak. Ya şu çenenin güzelliğine. Patron özellikle de saçların. Abartma Azmi. Tamam patron, sustum. Saçım olmasa da diğer bütün söylediklerine katılıyorum. Artık insanlar benim gibi bir efsanenin varlığını bilmeliler. Ne dersin? İlk gören de sen ol istersen. Ha? İyi günler Çınar. Hoş geldiniz çocuklar. Nasılsınız? Çok çok iyiyiz Çınar. Buraya nasıl geldik biliyor musun? Havadan. Havadan mı? Nasıl yani? Anlamadım. Karadeniz bölgesi hakkında bir ödev hazırlıyordum Çınar. Oradaki insanların kendi imkanlarıyla yaptıkları harika bir icattan çok etkilendim ve Ali ile aynından yaptık. Neymiş bu icadın adı? Baragele. Yani nasıl anlatayım? Basit teleferik. Zeynep sen üniversite okuyunca neler yaparsın düşünemiyorum bile. Çocuklar sizinle saatlerce sohbet etmek isterim ancak biliyorsunuz ki... Gürgen yine bir yerlere saldırıyor. Ve bizim onu durdurmamız gerekiyor. Bu sefer nereye saldıracak Çınar? Ta-ta-ta-tam. Öcü. Bak Azmi 2 oldu uyarıyorum seni. Karşınızda Ayın Fatih Gürgen Palamut. Ay, daha neler. Şimdiden geleceğe yatırım yapıyorum. Hem de bir taşla 2 kuş vurarak. Bir bakalım bu heykeli nereye dikeceğiz. Evin önüne mi? Hayır tabii ki. Biraz çalıştır şu kafanı Azmi. Yıllardır adeta benim heykelim için bekleyen bir yer. İstanbul mu? İmparatorluğunun başkenti olan İstanbul'a İmparator 1. Konstantin'in onuruna büyük bir sütun dikildi. Neredeymiş ki bu sütun? Onlar diktiyse ben de yıkarım o zaman. İşim bu. Daha sonra da bu sütunun üzerine şehre sahip olan hükümdarların büyük heykelleri inşa edildi. Bak sen.
Bu bir nevi İstanbul'a hakim olmak anlamına geliyordu. Çünkü o dönemin en uzun ve en güzel sütunuydu bu. Söyle artık, çatladım meraktan. İşte bu sütun çemberli taş sütunudur çocuklar. Ancak artık üzerinde herhangi bir heykel yok. Ne? Üzerinde heykel yok mu? Aklıma öyle bir fikir geldi ki hem İstanbul'un tarihi eserlerinden birini mahvetmiş olacağım, hem de İstanbul'a ve sonra da dünyaya adımı duyuracağım. İşte çemberli taş sütununun üzerine koyacağım heykel de bu. Nasıl plan ama? Haritaya göre çemberli taştaki bir tarihi esere saldıracak. Çemberli taşta tarihi camiler var. Gürgen camileri saldırmayacağına göre... Başka... Çocuklar, bakıyorum da bu işte iyice ustalaşmışsınız. Maalesef Gürgen'in bu seferki hedefi tarihi çemberli taş sütunu. Tabii ki, nasıl aklıma gelmedi? Çocuklar, çemberli taş sütunu yaklaşık 1700 yıllık çok ama çok değerli bir tarihi eser. Ona bir zarar gelmemeli. Merak etme Çınar, sana söz veriyoruz. Gürgen bu sefer de eli boş dönecek. Hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız. O halde lazım olacağını düşündüğünüz her şeyi yanınıza alın. Ha! Hay! Ha! Bana bunlar yeter de artar bile. Ben hemen çemberli taş sütunu hakkındaki detaylı bilgilere ulaşıyorum. Gidelim o zaman. Görüşmek üzere Çınar. Dikkatli olun çocuklar. Başınız sıkışırsa bana nasıl ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. Patron, her şeyi anladım da biz bu kadar ağır heykeli nasıl kaldıracağız? Sence ben bunu düşünmedim mi? Düşündün mü patron? Saka dur. Dünyanın en büyük, en güçlü vincine bir merhaba de Azmi. GP, Da Vinci ile bir apartmanı bile yerinden kaldırabilirim. Bu mu? Patron, geçenlerde icat ettiğin dozer gibi olmasın da. Fazla konuşma, hemen yola koyulalım. Ha? Patron dur. Beni bırak patron. Benim yükseklik korkum var. Patron. Patron düşüyorum. Düşüyorum. Sağ. Sağ biraz sağ. Biraz daha patron. Tamam mı? Olmadı. Şimdi biraz daha sola. Azmi bir karar ver artık. Başım döndü sabahtan beri. Tamam patron. Bırak. Hey yavrum hey. Baksana analar ne fatihler doğuruyor Azmi. Akşam haberlerine çıkıyoruz bugün. Hadi yine hisset. Bize gidelim patron. Sana mısır da patlatırım. Sinema keyfi. Nasıl hayır diyeyim? Daha çok var mı Zeynep? Hayır. Şu viraja dönünce hemen karşımıza çıkacak. Ha? Aman Allah'ım. Bu kadarına da pes. Bu da ne böyle? Ne demek oluyor bu şimdi? Arkadaşlar bu sütun milattan sonra 330 yılında Bizans İmparatoru adına dikildi. Yıllar sonra imparatorlardan bazıları güçlerini belli etmek için bu sütunun üzerine heykellerini koymuşlardır. Yani? Gürgen bu planıyla hem çemberli taş sütununun tüm orijinalliğini bozup onu yok etmek... ...hem de İstanbul'un hakimi gibi görünmek istiyor. O heykeli oradan bir an önce indirmeliyiz. Ama nasıl? Baksanıza heykel ne kadar da büyük. Sütun da çok yüksek. Eskiden boyu tam 57 metreydi. Şimdi ise 35 metre. 35 metre mi? Oraya ben bile tırmanamam. Bir yolu olmalı. Buldum. Arkadaşlar şimdilik bir şey yapamayız. Hemen mahalleye dönüyoruz. Tekrar geleceğiz. Aç bakalım şu televizyonu Azmi. Belki şimdiden haberlere çıkmışızdır. Hemen açıyorum patron. Azmi, meşhur oluyoruz Azmi. Patron, Gülhane Parkı'na da benim heykelimi diker miyiz? Bugün keyfim yerinde. Dikeriz tabii. Bunlar o çocuklar. Heykelim, heykelimi yıkacaklar. Heykeli yapan biz, televizyona çıkan onlar. Vallahi kıskandım şimdi. Ne diyorsun Azmi? Acele et. Heykelimizi yıktırmayalım. Patron, şimdiye kadar hep biz bir şey yıkmak için uğraşıyorduk. Çocuklar bize engel olmak için koşturuyordu. Bugünse tam tersi oldu. Ben Mucit Astronot Gürgen. Heykelimi yıktırmam. Yıkamayacaklar. Şaheserime dokunamayacaklar. İzin vermem.
nasıl engel olacaklar? Arkadaşlar, herkes dikkatli olsun. Tamam. Tamam. Hı-hı. Gürgen, bu yaptığın hesabını vereceksin. Yıktırmam. Yıkamazsınız heykelimi. Bu tarihi eseri senin heykelin için mi binlerce yıldır ayakta tuttuk Gürgen? Ne varmış? Benim imparatordan neyim eksik? Onlar imparatorsa ben de astronot olacağım. Oraya heykel dikmek gerekseydi senin değil Fatih Sultan Mehmet Han'ın heykeli dikilirdi. Bana ne? Önce ben diktim işte. Arkadaşlarınız nerede? Yoksa bir plan mı yaptınız? Hemen etrafa göz at. Kesin bunlar bana bir oyun yapacaklar. Ben şu taraftan gideyim. Birazdan gelecekler, merak etme. Gelsinler. İki tane küçük kızdan mı korkacağım? Aslında bir tanesinden korkmuyorum da değil. Neyse, bu heykeli buradan asla indiremezsiniz. Buna gücünüz yetmez. Biri benden mi bahsediyor yoksa yanlış mı duydum? Nereden çıktı bu? Nasıl? Olamaz. Olmamalı. Bu daha bir şey değil. Bir de şunlara bak istersen. Ben size yapacağımı biliyorum. Azmi! Ha! İşte geldik. Patron, her tarafa baktım. Kimsecikler yok. Çabuk vincimi getir. Gitti. Heykelim gitti Azmi. O kız oraya nasıl tırmandı? Bırak onu düşünmeyi de koş sana. Ha! Hay! Ben o heykel için tam 6 gün hiç uyumadım. Seni bedava karate kursuna yollarım. Söz, heykelimi rahat bırak. İstanbul'a ve tarihe zarar vermek istediğinde karşında bizi bulacaksın. Ha! Hayt! Ha! Hayt! Ha! İşte bu kadar. Nasıl olmuş Gürgen? Sizi mahvedeceğim. Heykelimi bunu nasıl yaparsınız? Çok daha güzel bir heykel oldu bence. Bari heykeli komple yıksaydınız. Bittim ben. Rezil oldum. Bunu hak ettin Gürgen. Artık aklın başına gelir umarım. Bincim. Bincimi getirin bana. Azmi. Azmi. Getir artık şu binci. Hepsi senin yüzünden. Azmi. Patron, bunun freni nerede? Duramıyorum. Patron, anneciğim. Bincim. Bincim de gitti. Mahvoldum ben. Bittim. Azmi. Elif. Zeynep. Düşürdüm. Stop. Hey, stop dedim. Durun. Renk söyle Zeynep. Bir saniye. Olamaz. Yine tabletini çıkardı. Hadi Zeynep. Tamam, bir saniye. Şimdi bulamayacakları rengi söylemeliyim. Çok sıkıldım. Zeynep, rengi söyler misin artık? Tamam, buldum. Turkuaz. Turkuaz mı? Kıyafetlerimizde de yok. Ha? Aa. Aa, Çınar bizi çağırıyor. Aa, Çınar yardımımıza yetişti. Hadi gidelim. Merhaba koca Çınar. Merhaba çocuklar. Nasılsınız? İyiyiz Çınar. Ama Zeynep'in istopta söylediği rengi bulamayacağız galiba. Kesin yine araştırıp en zorunu bulmuştur. Çocuklar, oyununuzu bölmek istemezdim. Yoksa Gürgen harekete mi geçti? Ona son yaptığınızdan dolayı çok öfkeli. Evet hatırlıyorum. Çok kızmıştı bize. Sanırım yeni kötülükler peşinde. Güzel oldu gerçekten. Azmi sen de baksana. Bakayım patron. Yırtıldı. Ne yaptın sen? Ne yaptın şaşkın? İstemeden oldu patron. Hemen 100 tane şınav çekiyorsun. Ama patron ben en fazla 4 tane çekebiliyorum. Dediğimi yap. Peki. 1, 8. Bu sefer nereye saldırıyoruz patron? 9. Galata Kulesi'ne. Neden orayı seçtin peki? Neden? Geçenlerde Hasan'la yolda yürüyorduk. Hasan,
Efendim? Sen benim dünyanın ilk uçan insanı olduğumu biliyor muydun? Senin yüzünden! Hayır, bilmiyordum. İyi, şimdi öğrenmiş oldun. Dünyada ilk uçan insan sen değilsin ki. Nasıl? Sen ciddi misin? Evet, ciddiyim. Yüzlerce yıl önce ilk defa Hezarfen Ahmet Çelebi uçmuş. Ne? Hem de Türk mü? Türk tabii, ne sandın? Takmış kanatlarını ta Galata Kulesi'nden Üsküdar'a kadar uçmuş. Demek ki öyle. Eğer Galata Kulesi'ni ortadan kaldırırsam, tarihteki ilk uçan insan Ahmet Bey değil, ben olurum. Hem böylelikle bu hikayeyi tarih sahnesinden silip, tarih dersini de rahatlıkla geçerim. Neden güldün? Hiç, aklıma bir fikir geldi de. İşte sebebi bu. Göğsünü yere değdir. Om. Hadi, harekete geçelim. Kalk ayağa, uyuşuk. O yüzden çok dikkatli olmalıyız. Ben çok dikkatliyim. İnşallah Ali de öyledir. Neden olmayacakmışım? Bilmem, uyarmak istedim sadece. Ha? Çınar, neler oluyor? Beklediğimiz gibi. Gürgen harekete geçti. Nerede peki? Ulaşmaya çalışıyorum. Lütfen çabuk ol Çınar. Elimden geleni yapıyorum çocuklar. Heh, tamam. Galata Kulesi'ndeler. İnanamıyorum. Ben tahmin etmiştim. Orası müthiş bir yer. Acele edip yola çıksak mı artık? Elif haklı. Arkadaşlar, dikkatli olun, tamam mı? Merak etme Çınar. Burada çay içmeyi çok severim Azmi. Ben de çok sevdim patron. Biliyor musun Azmi, ben Galata Kulesi'ne hiç çıkmadım. Aa, neden patron? Ben bile çıktım. 30 sene önce söz vermiştim. Tarih dersinden geçince kuleye çıkıp kendimi ödüllendirecektim. O gün bugün çıkamadım işte. Ağlama Azmim. Ağlama yiğidim. Neyse, planımıza dönelim. Dönelim patron. Galata Kulesi'ni bir füze gibi uzaya göndereceğiz. Aa, benziyor da zaten. Ama bunu nasıl yapacağız? Ne demek ki nasıl? İşte bununla. Ta 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 tam. Şu gördüğün aletin adı Gökyalan 4210. Son teknoloji ve bundan toplam 5 tane var. 4'ünü kuleye bağlayacağız. 5.'si de yedek olarak yanımızda kalacak. Oo, çok heyecanlı patron. Ama öncesinde bir şey yapmalıyım. Ne yapacağız patron? Gel benimle. İşte geldik. Şimdi ne yapacağız? Zeynep, bizi bilgilendirir misin? Galata Kulesi dünyanın en eski kulelerinden biriymiş. Oo, yüzlerce yıl önce yani. Evet Elif, ilk yapıldığında da Fener Kulesi olarak kullanılmış. Yüksekliği kaç metre peki? Yaklaşık 70 metre. 70 metre mi? Arkadaşlar, ben çıkmasam olur mu? Olmaz. Gürgen'i bulmalıyız. Peki o nerede? Burası çok güzelmiş Azmi. Şu manzaraya baksana. Her yeri görebiliyoruz. Kız Kulesi'ni görüyor musun patron? Görüyorum. Sıra ona da gelecek. Merak etme. Hiç boş durmuyorsun patron. Ne sandın? Bu arada amma da yüksekmiş. Evet patron. Hezarfen Ahmet Bey korkmadan nasıl atlamış acaba? Hem de ta buradan karşıya kadar uçmuş. Allah Allah. Gene gelmişler. Kim gelmiş patron? Mehmet ve arkadaşları. Bakın, işte oradalar. Koşun. Geliyorlar Azmi. Ne yapacağız peki? Kaçacağız. Hani neredeler? Aşağıdalar. Hı? Hı?
Geliyorlar. Koş Azmi, koş. Olamaz. Yine mi? Biz buradayız. Bu sefer ikiye ayrılalım. Ben Zeynep'le merdivenden çıkacağım. Siz de asansörle gelin. Patron? Bu sefer onları kandıramayız. Başka bir yol deneyeceğiz. Ben yapamam patron. Tamam. Burada kal da o zaman yakalasınlar seni. Peki peki. Ben de geliyorum. Hazır mısın? Değilim. Hadi o zaman. Aferin Azmi. Oh, İlk defa işe yaradın. Beni iyi korudun ha. Şimdi bir an önce roketleri yerleştirmeliyim. Oh, başım. Şimdi de zaman ayarlarını yapayım. Tamamdır. Gel şimdi şu kenardan gösteri izleyelim Azmiciğim. Burada bir roket var. Bir tane de burada. Tam 4 tane var. Arkadaşlar, hepsi zaman ayarlı. Son 1 dakika kalmış. Dördümüz birden uğraşırsak yetişemeyebiliriz. Ayrılalım. Tapetimi sistemi iptal edebilirim. Bir filmde izlemiştim. Kablolardan doğru olanı kesersem durdurabilirim. Ama hangisini kesmeliyim? İnşallah bu kez de işe yarar. Ben ne yapacağım? Acele etmeyin çocuklar. Sahimde siz de Galata Kulesi ile birlikte uzaya çıkarsınız. Dikkatinizi dağıtmasına izin vermeyin. Son 30 saniye. Ben hazırım. Ben de. Ben de. Benimki tamam. Başka şansım yok. Kırmızıyı keseceğim. Yaşasın! Benimki de tamam. Yine işe yaradı. Hadi Mehmet, sıra sende. Son 10 saniye Mehmet. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. 5. 5. 4. Bir şeyler yap Mehmet. 3. Tehlike anında durdurmak için kırmızı tuşa basınız. Buldum. 2. 1. Durdu. Yaşasın. Oldu işte. Durdu mu? Tebrikler Mehmet. Ucuz kurtulduk. Nasıl olur? Şimdi sıra sana geldi Gürgen. O işi ben hallederim. Şimdi görürsün seni. Neler oluyor patron? Roket çalıştı Azmi. Aman ya, son bir saniye. Canınız Azmi. Mesafen ahmetliğinden daha iyi uçuyorum ama bundan hiç mutlu değilim. Aferin çocuklar. İstanbul'u yine kurtardınız. Bu sefer Gürgen'in sayesinde oldu. Kendi yaptığı roketi tehlike anında durdurma tuşu koymuş. Neden attın Zeynep? Çünkü mor rengi hala bulamadın. Ebe artık sensin. Sıra sende Ali. Babaannem bir tane üretmişti. Nasıl hatırlayamam? Boş yere üzülme. Nasıl olsa yine hemen bilecektik. Hatırladım. Bil bakalım. Bu gelen aslan mıdır? Gagası taştan mıdır? Boynunda mor gerdanlık yoksa gülistan mıdır?
Cevap? Biraz düşünmek gerek ama değil mi? Cevap veriyorum. Bahçıvan. Gerdanlıkta kan bir bahçıvan. Bunun bir cevabı var ama değil mi? Tabii ki. Ama adı üstünde. Bilmece. Cevabı bilene kadar söylemem. Bence Ali cevabı unuttu. Sizi net bir şekilde duyabiliyorum buradan. Galiba oyuna sonra devam etmemiz gerekiyor. Merhaba çocuklar. Nasılsınız? İyiyiz koca Çınar. Ama bir şeyi merak ediyorum. Yardımcı olmayı çok isterim. Bu gelen aslan mıdır? Gagası taştan mıdır? Boynunda mor gerdanlık yoksa gülistan mıdır? Bu bilmecenin cevabı nedir koca Çınar? Ama bu haksızlık. Koca Çınar'a sorarak herkes cevap verir. Konuyu anladım galiba. Çocuklar, tahmin ettiğiniz gibi yeni bir acil durumla karşı karşıyayız. Yine Gürgen değil mi? Hiç pes etmiyor. Sanırım yeni bir planı var. Evet, sonunda tüm çizimler hazır. 56'nın altısı elde varmış. Şuradan da 9. 1000 tane lale işimizi fazlasıyla görür. Bu ne? Kendime bir koru inşa edeceğim. Büyük Gürgen korusu. Dünyanın en ihtişamlı korusu. Koru inşa etmek de nereden çıktı şimdi? Astronot olup dünyaya adımı duyurunca senin gibi apartmanda mı yaşayayım Hasan? İhtişamı konusunda rakibim olmayacak diyorsun. Yanlış mı anladım? Gayet iyi anlamışsın. O halde seni kendine getireyim Gürgen. Emirgen korusu İstanbul'un en görkemli korusudur. Ve özellikle de laleleriyle insanları büyülemektedir. Demek öyle. Keşke tutmasaydı. Azmi! Azmi, neden sen hiçbir işi normal yapmıyorsun? Sadece planlarımızı merak etmiştim. Yani de senin planlarını patron. Bu sefer ne yapıyoruz? Büyük Gürgen korusu. Koru mu? Emirgen korusu gibi mi? Hayır. Bizimki lalelerle süslenmiş harika bir koru olacak. Ama Emirgen korusunda da laleler var. Ya laleler bir gün aniden ortadan kaybolursa? Lütfen, lütfen. Bana da küçücük minnacık bir bahçeden olmaz. Hayır dedim. Çekiştirmesene üstümü. Ama neden patron? Benim de bir bahçem olsa ne olur ki? Yoksa koru yeterince büyük diyor. Değil mi? Büyük Gürgen korusu kaç hektar üzerine inşa edilecek haberin var mı senin? Tam tamına 25 hektar. İşte konağım tam burada olacak. Şurada da büyük bir göl. Ve tabii ki buralara da tam 1000 tane rengarenk lale. 25 hektar sanki çok da büyük değil. Ne demek bu şimdi? Yani nasıl desem, yanlış hatırlamıyorsam Emirgan korusu neredeyse 50 hektar. İçinde tam 3 köşk ve kocaman bir havuz var. Lale Festivali de her yıl orada yapılıyor. Yeter! Sana Emirgen korusunun büyüklüğünü anlat diyen oldu mu? Bir değil üç köşk varmış. Ben günlerdir uyumadım. Peki sen ne yaptın? İşin gücün sakarlık ve felaket tellalı. Yok patron, yanlış anladın. Sana artık ihtiyacım yok. Bir daha sakın büyük Gürgen korusunu küçük düşürecek tek kelime etme. Yani artık bir takım değil miyiz? O halde ben babamın köyüne döneyim. Bu sefer ne istiyor?
Arkadaşlar, Gürgen'in büyük bir koru inşa etmeye hazırlandığını biliyoruz. Bu konuda en büyük rakibi de... Emirgen Korusu. Çünkü onlar güzelini yapmak hiç ama hiç kolay değil. Evet, çok doğru. Peki saldırı ne zaman olacak? Şu an sadece uyarı geldi. Gürgen eğer Emirgen Korusu'na yaklaşırsa Zeynep'in tableti vasıtasıyla size ulaşacağım. Pekala Çınar. Sen nasıl istersen. Emirgen Korusu'na zarar vermeye kalkarsa karşısında bizi bulur. Arkadaşlar, size güveniyorum. Merak etme koca Çınar. Azmi, hadi geç kalın. Ben ne diyorum ki? Azmi yok artık. Sakardı, laftan anlamazdı ama iyi biriydi. Hiç değilse yanımdaydı. Bak şimdi böyle yapayalnız kaldın Gürgen Bey. Çocuğa o kadar bağıracak ne vardı ki? Onu geri getirmenin bir yolu olmalı. Benim de bir bahçem olsun diye yalvarmıştı. Azmi bahçesi için artık her şey hazır. Artık beni kimse durduramaz. Şimdiye kadar Gürgen'den bir ses çıkmalıydı. Belki de korkmuştur, ne dersin? Hiç sanmıyorum. Gürgen'den bahsediyoruz. Koca koruyor, ne yapabilir ki? Yani aklıma bir şey gelmiyor. Koca Çınar değil mi? Evet. Ne diyor? Gürgen harekete geçmiş mi? Şimdi harekete geçmiş. Bir kamyonla Emirgen Korusu'na doğru hızla yola çıkmış. Bizden önce varacaktır. Çınar onun arabasını gösteren bir sinyal yollayabiliyor bize arkadaşlar. Bakın. Zeynep, bizi bilgilendirir misin? Emirgen Korusu İstanbul Boğazı kıyısında kocaman bir alanda yer alıyor. İçerisinde sarı köşk, beyaz köşk ve pembe köşk var. Tabii çok güzel laleleri ve harika bir gölü de unutmayalım. Kamyonet hala duruyor. Gürgen buralarda bir yerde. Gelin arkadaşlar. Etrafta sanki eksik bir şeyler var. Köşklere zarar vermeyi düşünüyor olabilir. Hepsini teker teker kontrol edelim. Laleler, laleler yok. Anlamalıydım. Pembe köşkün de bütün lalelerini sökmüş. Ona gününü göstereceğiz, merak etme. Arkadaşlar, hemen beyaz köşke gitmeliyiz. Bir tek orası kaldı. Ali, Elif, siz köşkün balkonuna çıkıp etrafa iyice bakın. Bakın, işte orada. Burada da buldular beni. Bu kadarı yeter de artar bile. Hemen kaçmalıyım. Daha hızlı kaçıyor. Geç kaldık. Bütün laleleri söküp götürüyor. Daha hiçbir şey bitmedi. Kestirmeleri kullanıp Gürgen'i durdurabiliriz. Ya şimdi yine olmadık bir yerden çıkmasın bu çocuklar. Aman çıksalar ne olacak ki? Nasıl olsa bu kez ben kazandım. Şimdi hemen Azmi'ye sürprizimi yapmalıyım. Azmi'yi haksız yere suçladım. O yokken de bütün talihsizlikler beni buluyor. Olamaz! Nereden aldın ehliyeti sen? Böyle şey olur mu hiç? Hepsini değiştirdik mi? Evet. Gürgen'in yüzünün halini görmek isterdim. Hadi bizi görmeden uzaklaşalım ve laleleri yerine dikelim. Azmi'nin babasının köyü burası olmalı. Patron. Seni burada bırakacağımı mı sandın Azmi? O kamyonda ne var? Bu da en büyük sürpriz. Gel de kendin bak bakalım. Gel gel. Patron, bunlar benim için mi? İnanamıyorum. Çok teşekkür ederim. Hepsi değil ama. Büyük Gürgen Korusu'ndaki bahçeni süsleyecek kadarı senin. Çok lezzetlilermiş. Teşekkürler patron. Elindeki de ne az mı?
Senin hediye getirdiğin taze soğanlar patron. Soğan mı? Olamaz. Olamaz. Bu imkansız. Bunlar laleydi. Patron, lale yenmez ki. Azmi. Yine o çocuklar her işime engel oluyorlar. Tıpkı eskisi gibi. Evet, çok güzel iş çıkardık arkadaşlar. Yorulduk ama değdi. O halde Ali bize bir ödül verebilir. Ha? Bu gelen aslan mıdır, gagası taştan mıdır? Boynunda mor gerdanlık yoksa gülistan mıdır? Buldum, lale. cevabı ne Ali? Çok basit demiştim. Güvercin. Bence bahçıvanda olurmuş. Hadi arkadaşlar, bu kadar zor değil. Şimdiye kadar bitirmeliydiniz. Bir de bana sor. Şu an ne yaptığımı gerçekten bilmiyorum. Benim de kafam karıştı. Bu kadar şeyi Zeynep nereden öğrenmiş? Bize bak, Zeynep'e bak. Teşekkür ederim. Durduk yere ne oldu ki şimdi? Nasıl oldu bu? Bilmem, ben hiçbir şey yapmadım. Ne? Ama ben, neler oluyor böyle? Kendi kendine kapanıyor. Hiçbir şey anlamadım. Ne yani? Durup dururken mi? Belki de uzaylılar bilgisayarını ele geçirmiştir. Ben gerçekten hiçbir şey yapmadım. Belki de bozulmuştur. Belki de Ali'nin kendisini kullanmasını istemiyordur. Allah Allah. Zeynep? Sadece küçük bir şakaydı. Senin yaptığını anlamalıydım. Gerçekten güzel şakaydı. Ama bunu nasıl yaptın? Benim için çok kolay. Ama sizin için biraz zor sanki. Çınar bizi çağırıyor. Gidelim. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk Çınar. Yine zaman kaybetmeden geldiniz. Hepinize teşekkür ederim. Umarım önemli bir işiniz yoktur. Hep birlikte ders çalışıyorduk. Kaldığımız yerden daha sonra devam edebiliriz. Yeni bir maceraya hayır diyemezdik. Hangi ders? Matematik mi yoksa? Hayır, bilgisayar. Zeynep bize bazı programları nasıl kullanabileceğimizi anlatıyordu. Çok güzel. Ben şahsen bu konuda Zeynep'ten yeteneklisini görmedim. Teşekkür ederim Çınar. Bazen küçük şakalar yapsa da bize çok şey öğretti. Çocuklar, keyfinizi kaçırmak istemem ama maalesef gelen haberler hiç iyi değil. Sen çağırır çağırmaz anlamıştık zaten. Yine pes etmediler değil mi? Maalesef. Gürgen ve Azmi hiç zaman kaybetmeden yeni bir saldırı için hazırlık yapmaya başladılar. Biz varken İstanbul'a en ufak bir zarar veremeyecek. Yıldız Tornavida. Azmi, Yıldız Tornavida. Sanki ona demiyorum. Azmi! Ne? Sen şimdi görürsün. İki saattir kime diyorum ben? Ben senden tornavida istiyorum. Sen bana pense uzatıyorsun. Ödümü kopardım patron. Tabletim. Ver onu bana. Ama patron. İnsanlar bu tabletleri kullanarak neler yapıyor, haberin var mı? Sen sabahtan akşama kadar oyun oyna. O kadar mühendis sen oyun oyna diye mi icat etti bana? Yıldız Tornavida. Çok az kaldı. Şurayı da sıkıştırdın mı tamamdır. Penseyi ver bakayım. Patron.
Bu seferki icadın ne? İşte bu kadar. Tanıştırayım. Karşınızda yeni ışınlama harikası Mavi Yol ED27. Işınlama mı? Peki bununla ne ışınlayacaksın patron? Kariye Müzesi'ni. Kariye Müzesi mi? Nasıl? Koca müzeyi. Peki ama neden ki? Cumartesi günü dünya ünlü bir astronot İstanbul'a geliyor. Uzay anılarını anlatıp astronot olmak isteyenlere bilgi verme amaçlı bir konuşma yapacak. Ne güzel. Hediye olarak astronot kıyafeti verilecek. Harika olacak. Arkadaşlar, haftaya kaldığımız yerden devam ederiz. Ayrıca cumartesi günü hep birlikte Kariye Müzesi'nde buluşacaktık. Unutmadınız değil mi? Ne? Kariye Müzesi mi? Cumartesi mi? Gürgen, iyi misin? Hafta başında öğretmenim cumartesi günü gayet uygun dememiş miydin? Öğretmenim, ben cumartesi günü hasta olabilirim de. Cumartesi hasta olacağını bugün nereden biliyorsun? Mazeret kabul etmiyorum. Yoksa... Benim konuşmaya katılıp astronot kıyafeti almam lazım. Kariye Müzesi ziyareti de nereden çıktı? Ama dur, ben yapacağımı biliyorum. Ancak bu sefer işimiz uzun. Sabah erken kalkıp işe koyulmamız gerekiyor. Ben zaten hep erken kalkarım patron. Bu kez nereye saldıracak? Edirne Kapı'daki 1500 yıllık çok değerli bir eseri. Kariye Müzesi. Acaba bu defa nasıl bir bahane buldu? Bu eser İstanbul için çok kıymetli. Gürgen'in ona zarar verdiğini düşünmek bile istemiyorum. Kariye Müzesi hakkında önemli bilgilere ulaştım Çınar. Senin için işte zor olmamıştır. Bence bir an önce harekete geçelim. Gürgen'e bir ders daha vermek için sabırsızlanıyorum. Hadi arkadaşlar, geç kalmayalım. Dikkatli olun çocuklar. Size güveniyorum. Hadi şimdi bana yeni icadımı getir. Ama dikkat et. Eğer birine zarar verirsen seni çok kötü yaparım. Yeni icadı. Ben zaten hep erken kalkarım patron. Azmi, Azmi. Uyansan artık. Azmi, çok işimiz var. Ne olur 5 dakikan daha. Benim ben, Gürgen. 1 saattir 5 dakika daha diyorsun. Kalksana. Neredeyim ben? Hala araştırıyor musun? Kariye Müzesi İstanbul'un fethinden sonra cami olarak kullanılmış. Eski hali korunarak içindeki duvar resimleri kapatılmış ve binaya bir mihrapla minare eklenmiş. Başka ne gibi özellikleri var? İçi İstanbul'daki en süslü eserlerden biri. Yıllar sonra büyük bir çalışma yapılarak duvar resimleri tekrar ortaya çıkartılmış. Yani sadece duvarlarında resim var diye mi bu kadar önemli? O duvar resimleri tahmin edemeyeceğin kadar değerli. Bu yüzden İstanbul'da Topkapı Sarayı ve Ayasofya Müzesi'nden sonra en çok ziyaret edilen 3. yer Kariye Müzesi'dir. Geldik, acele edelim. İşte geldik en heyecanlı yere. Şuraya bakın. Bu nedir böyle? Gözlerime inanamıyorum. Bu sefer Gürgen. Evet. Kariye Müzesi'nden kurtulmama çok az kaldı. Ben gerçek bir dahiyim. Evet.
Ne yaptığını sanıyorsun sen? Patron ben... Bu senin oynadığın gereksiz oyunlara benziyor mu hiç Azmi? Sakın bir daha bunu aklından bile geçirme. Artık iyice kontrolden çıktın Gürgen. Patron yine geldiler. Gelsinler. Lokum ikram etmemi bekliyorsanız boşuna beklersiniz. Bakıyorum da yine kendine çok güveniyorsun. Korkmayın. Karya Müzesi'ne zarar vermeye gelmedim. Nasıl yani? Bana inanmıyor musunuz? İsterseniz Azmi'ye sorun. Evet. Biz neden Karya Müzesi'ne zarar verelim ki? Yani... Gerçekten zarar vermeyecek miyiz patron? Vermeyeceğiz tabii ki. Çünkü onu komple ortadan kaldıracağım. Sapasağlam kalacak ama başka bir yerde. Yeter bu kadar eğlendiğimiz. Işınlama başlasın. Bir şeyler yapmalıyız. Galiba bu sefer geç kaldık. Ne yapıp edip Gürgen'i bile soyalayın. Eğer ışınlama sistemine tahmin ettiğim gibi bir bağlantı kurduysa onu durdurabilirim. Sizin bu sefer sürpriziniz yok mu? Niye gülüyorsunuz? Rica etsem müzeyi bizim evin bahçesine ışınlar mısın? Şaka mı bu? Çok az kaldı. Gayet ciddiyiz. Hatta bu anı kaçırmak istemiyorum. İşte bu kadar. Çok zaman kaybettin Gürgen. Siz öyle sanın. Artık her şey bitti. Bu sefer başaramadınız. Hayır! Söyle kimsin? Ben Gürgen'im. Asıl sen kimsin? Burada bir tane Gürgen var, o da benim. Hayır, benim. Patron. Ne var? Galiba benim kafam feci şekilde karıştı. Şimdi görürsün sen gerçek Gürgen kimmiş. Bunu sen istedin. Ne bacağımı bırak. Fesane'yi çok seviyorum. Ben de Mehmet. Geçen hafta memleketimin tanıtım günlerine gelmiştik buraya. Aa, ne güzel. Bizimki de önümüzdeki hafta. Gerçekten mi? Şanslısın Elif. Çok eğlenceli geçiyor. Sen de gelirsin o zaman. Hatta Zeynep ve Ali de gelir, olmaz mı? Olur. Harika olur hem de. Tamam o zaman. Sen de benimle aynı şeyi mi düşünüyorsun Mehmet? Hadi gidelim. Gel Mehmet. Atlı karıncaya gidelim. Az sonra sıra bize gelir. Atlı karıncayı çok seviyorum ben. Ben de. Ben atlı karıncadan hiç korkmam Hasan. Atlı karıncadan hiç kimse korkmaz ki. Ha? Bu ses. Ama ben hiç mi hiç korkmam Hasan. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bu Gürgen. İşte. Biri bana sesleniyor. Mehmet, Elif, sizin ne işiniz var burada? Sana mı soracağız ne işimiz olduğunu? Asıl senin ne işin var burada Gürgen? Arkadaşım Hasan'la birlikte eğlenmeye geldik. Biz de eğlenmeye geldik. Yoksa sen İstanbul'a zarar mı vermeye çalışıyorsun yine? Ne diyor bu arkadaşlar Gürgen? Sen İstanbul'a zarar mı veriyorsun yoksa? Ne zararı Hasan? Hiç olur mu öyle şey? Aa, bakın sıra bize geldi. Hadi gidelim. Çalıştı işte. Çok eğlenceli. Aynen öyle Hasan. Bence de çok eğlenceli. Hiç korkmuyorum. Sen korkuyor musun? Hayır. Sen korkuyor musun Elif? Neden korkacakmışım? Bilmem. Ya sen Mehmet? Tabii ki korkmuyorum. Ayrıca gözüm üzerinde. Sakın yanlış bir hareket yapma. Yapacak halim mi var sanki? Allah Allah. Ben fena oluyorum. Başım dönüyor. Ay. İyi misin patron? Neredeyim ben? Neler oldu? En son atlı karıncadaydım. Korkudan bayılmışsın patron. Ne korkudan bayılması Azmi? Saçmalama. Ama öyle söylediler.
Atın üzerinde yığılıp kalmışsın. Başka bir sebeptendir. Korkmam ben hiçbir şeyden. Haklısın patron. Nasıl oldun peki? Daha iyi misin? İyiyim, iyiyim. Hemen buradan gitmemiz lazım. Olmaz ki, doktor çok kızar. Konuşma sen, dediğimi yap. Evet, sıra altıda. Hadi. Olmadı. Sıra bende. Taşımızı alalım. Ve sıra altıda. Yetiştim sana. Ali, Zeynep. Size çok önemli bir şey anlatmalıyız. Ne oldu Mehmet? Gürgen'le karşılaştık. Nerede? Feshanede mi? Evet. Ne yapıyordu orada? Yoksa feshaneye mi zarar verecekti? Başta biz de öyle zannettik ama öyle değildi sanki. Yanında bizim yaşlarımızda bir arkadaşı vardı. Atlı karıncaya bindiler. Atlı karınca mı? Gürgen mi? Evet, sonra da korkudan bayıldı. Korkudan mı bayıldı? Hem de atlı karıncadan. Bu bana bile garip geldi. Peki sonra? Sonrasını bilmiyoruz. Alıp götürdüler onu. Bence çok dikkatli olmalıyız. Bu seferki planım öncekilerden çok daha kusursuz olmalı. Haklısın patron. Hedefimiz neresi? Bir dakika, kafamı karıştırma. Planım sona erdi. Hadi gidelim. Peki patron. Çok dikkatli olmalıyız. Bir şey olursa Çınar bizi çağıracaktır. İyi ağaç lafın üstüne çağırırmış. Hadi gidelim. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk Çınar. Yine bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Bu sefer biz de tahmin ediyoruz galiba neresi olduğunu. Demek öyle. Neresiymiş bakalım? Feshane. Şimdi anlarız. Haklıymışsınız Elif. Nasıl doğru tahmin ettiğinizi bilmiyorum ama Gürgen ve Azmi feshanedeler. Bir an önce harekete geçmelisiniz. Merak etme Çınar. Feshanede olduklarını nasıl anladığımızı sonra sana uzun uzun anlatacağım ama önce Gürgen ve Azmi'yi durdurmalıyız. Hadi arkadaşlar. Bu seferki planım bir harika Azmi. Baktıkça bakasım geliyor. Mükemmel. Nasıl ama? Çok zekice değil mi? Gerçekten harika olmuş patron. Ama önce tırtıla mı binsek? Biz Luna Park'a eğlenmek için mi gidiyoruz Azmi? Bu kadar çizme ben bunun işimi yaptım. Kimsecikler gelmeden işimizi bitirelim. İşte başlıyoruz. Beni takip et. Etrafta kimsecikler yok. Önce feshanenin içine bakalım. Sonra da etrafı dolaşırız. Haklısın Mehmet. Gürgen bu. Her yerde olabilir. Bakalım bir ipucu bulabilir miyim? Sonunda bitti. Zaten çok yavaş gidiyordu. Şimdi biraz daha hızlanacak. Oh başım. Patron, bir şey mi oldu? Bayılma sakın yine. Ben ne zaman bayıldım Azmi? Kaç defa anlattım sana orada şey oldu diye. Böyle belim tutuldu. Kesin belin tutulmuştur patron. Azmi! Yoruldum ama tam manasıyla bir şaheser meydana getirdim. Tamam. Biz meydana getirdik. Ama patron, hala bana burada ne yaptığımızı anlatmadın. Pekala, anlatıyorum. Bundan önceki çok ama çok zekice planlarım neden işe yaramadı Azmi? Neden patron? Çünkü her defasında planlarımıza engel oldular. Evet patron, oldular. Peki planlarımıza kimler engel oldu Azmi? Kimler patron? Tabii ki kendilerine İstanbul muhafızları diyen o dört çocuk. Evet patron, bence de. İşte bu yüzden ben de... Sen de. Ne bu samimiyet Azmi? Dalmışım patron. Nerede kalmıştık? Öyle bir plan yaptım ki çocuklar geldiğinde hiç kıpırdamadan şuracıkta oturacağız ve feshanenin yok olmasını izleyeceğiz. Ama nasıl? Beni şimdi iyi dinle. Gürgen'i bulmak biraz zor olacak. Baksanıza içerisi çok büyük. Merak etme, elimizden kaçamaz. Buraya neden feshane diyorlar? Eskiden fes mi satılıyordu burada? Tam olarak öyle değil Elif. Burası 1826 yılında 2. Mahmut tarafından inşa edildi. Yeni kurulan ordunun üniformalarını dikmek için. Yani aslında burası bir fabrika. Gerçekten mi? Daha sonra da memurlar için fes üretmeye başlamış. Bu nedenle...
nedenle adı da Fesane olarak kalmış. Hatta katıldığı dünya çapındaki bir yarışmada kumaşları sayesinde ödül bile almış. Ama ben etrafta hiç dikiş makinesi göremiyorum. Artık burası fabrika olarak kullanılmıyor. Fesane yıllar sonra müzeye çevrildi. Daha sonra da bugünkü halini aldı. Artık fuar ve kültür merkezi olarak kullanılıyor. Bayramlarda burada çeşitli eğlenceler düzenleniyor. Ben buranın en çok Luna Park'ını seviyorum galiba. Patron, patron. Geldiler. Endişelenme. Sadece sallanıyoruz gördüğün gibi. Bakın arkadaşlar, Gürgen ve Azmi orada. Evet, salıncaktalar. Ne o Gürgen? Korkudan bayılmamak için artık küçük çocuklara ait salıncaklarda mı sallanıyorsun? Siz miydiniz? Sallanmak yasak mı? Bizi kandıramazsın Gürgen. Eminim bu da planının bir parçasıdır. Azmi, ne diyor bunlar? Ben bir şey anlamadım. Ne planı? Patron, hani Fesane... Plan mı? Ne planı? Güleyim bari. Bu işte bir terslik var. Çınar yanılmış olamaz. Bence de. Ama ilk defa Gürgen'i bu kadar sakin görüyorum. Tam isabet. Anlamadım. Ne tam isabet? Hiç öylesine. Nasıl çalıştı kendi kendine? Neler oluyor? Makineler kendi kendine çalışıyor ama bu nasıl olur? Ben sana ne dedim? Baksana nasıl da şaşırdılar. Burada kesinlikle ters giden bir şeyler var ama ne? Arkadaşlar, makineler kendi kendine çalışmıyor. Gürgen'in planı bu. Bakın, dönme dolaptaki ip gittikçe sarılıyor ve birazdan atlı karınca çalışacak. Ah, Mehmet haklı. Baksanıza. Patron, 40 yıl düşünsen bu plan aklıma gelmezdi. Daha dur. Sen asıl sonunu bekle. Her yere iyice bakın. Bir ipucu olmalı. Burada bir şey yok. Ben de herhangi bir farklılık göremiyorum. Çocuklar buraya gelin. Bakın, Gürgen atın altına bir hava pompası yerleştirmiş. At yukarı aşağı hareket ettikçe hortumu hava pompalıyor. Eyvah, patron. Bu planımızı da fark ettiler. Ama yetişemeyecekler. Şimdi de tırtılı hareket ettirmek istiyor. Hemen makineyi durdurmalıyım. Olamaz, yetişemedim. İşte bu kadar. Elif. Sayı. Ben size gösteririm şimdi. Patron nereye? O tırtılın altına tam 3 tane füze yerleştirdim Azmi. Tırtıl harekete geçtiğinde Fesane yerle bir olacaktı. Acele et, o tırtılı çalıştırmalıyız. Beni durduracağınızı mı sandınız? Gösteririm şimdi size. Patron, atlı karınca çok eğlenceli. Biraz daha oynasak olmaz mı? Ne? Atlı karınca mı? Ben atlı karıncadan çok korkuyorum. Ay. Yine bayıldı. Koca insan atlı karıncadan korkar mı hiç? Patron, patron kendine gel. Patron, bayılsana.